Gamze. Umut. Yağmur. Mustafa. Hadi Hulusi, sen de gelsene. Hadi baba. Ben oynayamam, nefes yetmiyor. Hiçbir şey olmaz, gel. Bir iki dakika oyna, sonra oturursun. Yani. Sen nasıl tüm dersi öğrenmiş olabiliyorsun? İnanamıyorum. Çok çalışıyorum da ondan. Nasıl çalıştığını bana da anlatır mısın? Bu anlatmak da olmaz. Zeka ile ilgili bir şey. Ya Gamze. Hulusi. Yağmur. Acıdın mı Özge? Çekil şuradan be. Ne oldu, çok mu acıdı? Nasıl öğrendi benimle? Bir şey yapmazsam çatlayacağım. Sizin bir şikayet edeyim mi gün günüzü? Özgeciğim. Benim adımı nereden biliyorsun? Ben buradaki bütün çocukların adını bilirim. Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var, müdüre gidiyorum. Dur bakalım küçüğüm. Bahçede olanlardan haberim var. Seninle gerçekten çok kötü dalga geçtiler. Ancak neden onları ikide bir de müdüre şikayet ediyorsun? Kendi işini kendin görsene. Nasıl? Onlara öyle bir oyun oyna ki müdür delirsin. Şimdi şikayet edersen sadece uyarı alırlar. Ama daha büyük bir şey yaparsan... Ne yapabilirim ki? Hiç merak etme. Sana yardım edeceğim. Şimdi beni iyi dinle. Geçiyordum da bir uğrayıp çocukların durumunu müdür beye bir sorayım dedim. Aman efendim, ne iyi ettiniz, şeref verdiniz. Keşke her veli çocuklarıyla sizin kadar ilgili olsa. Çabuk temizliğini bitir. Her yer pırıl pırıl ayna gibi olmalı. Baldök yala misali. Kızım yavrum, senin dersin yok mu? Hadi bakayım sınıfına, hadi. Evet, buyurun. Gel. Ne var çocuğum? Görmüyor musun yavrucuğum? Hanımefendiyle görüşme halindeyiz. Yani görüşüyoruz. Ama efendim, çocuklar tuvalette su savaşı yapıyorlar. Ne? Su savaşı mı yapıyorlar? Aa müdür beyciğim, lütfen siz işinize bakın. Ben yine uğrarım efendim. Aa yok, lütfen. Lütfen siz bekleyin. Ben hemen dönüyorum. Bakalım bu küçük şeytan neler çevirecek. Neredesin şekerim? Tamam, sen şimdi git. Bir biçimde o dört bacaksızı müdürün odasına getir. Bu arada ben de müdürün odasında ufak bir deprem yaratayım. Harikasın. Müdürün odasına ne olmuş böyle? Müdür neden bizi çağırdı acaba? Bu işte Özge'nin parmağı mısın sakın? Olabilir. Ondan her şey beklenir. Bakın. Annesinin durduğu çerçeve de kırılmış. Özge'nin bize tuzak kurduğu kesin. Bunun suçunu bizim üzerimize atacak. Kaçalım o zaman. Evet. Açılmıyor. Eyvah. İşte şimdi yandık. Asıl Özge oyunu ben oynayacağım. Ya,
Gelsin. Misafirim de vardı. Eğer dediklerin doğruysa o canavarları elimden kimse alamaz. Kendi gözlerimle gördüm. Odanız feci halde. Hatta annenizin resminin orada çerçeve kırılmış. Olamaz. Anne, anneciğim. Müdür. Ne yapacağız? Açılmıyor. Ödememiz gerek. Geliyorlar, geliyorlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kulina. Ne işiniz var bakayım sizin burada? Topumuz patladı da yeni bir top istemek için gelmiştik. Tamam çocuklar tamam. Hadi şimdi gidin sonra gelin topunuzu vereyim. Hadi şimdi işim var. Özge! Efendim öğretmenim? Bundan sonra bana gerçek de olsa, yalan da olsa hiçbir şikayette bulunmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şu yumurcakların yüzünden hayatımın kadını da kaçıp gitti. Anneciğim, anneciğim. Vallahi sana bir şey oldu diye çok korktum. Peki en çok kurbağadan korktuğuna emin misiniz? Adım gibi eminim. Ben de kaç kere söyledi bize. Ben Oğudan'ın nasıl eski haline geldiğini hala anlayamadım. Bazen mucizelere inanmak gerek Hulusi. Ben bugünden sonra inanıyorum. Ben hala bu olanlara inanamıyorum. Nasıl gitti? Berbat gitti. Bir daha benimle konuşma. O Özge nerede? Ha, burada. Özge. Özge. Ne var? Resim öğretmeni senin için bir teşekkür yazısı yazmış. Al bu senin, sana vermemi istedi. Gerçekten mi? Evet. Tüm derslerde başarılı olmak böyle bir şey işte. Annem benimle gurur duymakta haksız değil hani.